Merhaba arkadaşlar, videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş'ta ve transfer sezonu kapandı. Jorge Jesus'la yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, transferin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyordu. İki gün önce siyah beyazlar Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti. Kulüpler görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Bu sırada Belçika ekibi Ostende'nin de genç oyuncuya bir ilgisi bulunurken Kara Kartal Belçika ekibinden daha iyi bir teklif sununca transferin favorisi haline geldi. Ancak Fenerbahçe de yarışa dahil olunca pazarlıklar kırıştı. Mavi Şimşekler Tayyip Talha için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşürken önce Kanarya'nın transferi bitirdiği haberi geldi. Ardından işler değişti. Siyah beyazların başarılı oyuncu için Adana ekibiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi resmen açıkladı. Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözü durduk. Kimseye para pazarlığı yapmadım dedi. Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha için sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, kulübümüz 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımızdan Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz şeklinde bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada aynı zamanda Tayyip Talha'nın biletinin Fenerbahçe tarafından alındığı fakat bu bilginin teyitli olmadığını da size bildirmek istiyorum. Takdir size ait.